Berat TV ekranlarından herkese mutlu hafta sonları. Sevgili dostlarım, bu haftada sizlere haftanın satır arasında kalan haberlerini ulaştırmaya çalışacağız ve haftanın özetiyle biri bizi özetliyor diyeceğiz. Sevgili dostlarım, sosyal medyadan bizleri takip edebilir, haberlerimize yorum yapabilir, yayınımıza katılabilirsiniz. Berat TV Instagram hesabından ve YouTube hesabında yayınımızın altına yorum yaparak yayınlarımıza katılabilir. Haberlerle alakalı duygu ve düşüncelerinizi sizler de dile getirebilirsiniz. Unutmayın, bu ekranlarda biz sizin sesiniz olmaya gayret ediyoruz. Yine Facebook, Twitter ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Recep Karalt-RK adresinden. Evet, ilk haberimiz üzücü bir haber. Söğütlü Çeşme tren istasyonunda bir işçi elektrik akımına kapıldı. Kadıköy Söğütlü Çeşme tren istasyonunda temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralanan işçi ekranlarınıza da geldi, hastaneye kaldırıldı kıymetli dostlar. Allah'ımız acil şifalar ihsan etsin inşallah. Evet, gördüğünüz gibi tramvayı temizlerken sopa elektrik akımına kapılıyor ve yüksek gerilimli hat maalesef ki işçiyi çarpıyor, yaralanmış. Allah şifa versin. Şimdi tabii ekmek parası peşinde koşuyor insanlar ama iş güvenliği ne kadar önemli bir kez daha gördük. İş güvenliği konusunda sevgili dostlarım tüm tedbirler alınmalı. Genelde bizim milletimiz hani biraz cesur olduğu için şey diyoruz. Ya bana bir şey olmaz. Öyle demeyin. Bana bir şey olmaz. Tedbir alıp takdiri Allah'a bırakmakta her zaman fayda var. Olması gereken, büyüklerin de önerdiği şey bu. Sıradaki haberimiz Konya'dan. Konya'da bir tırın kasasındaki sontaj makinesi yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada üst geçidi kullanan FKÇ adlı kız çocuğu meydana gelen çökme nedeniyle 4,5 metreden yola düştü. Çocuğun hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Allah'tan ki ölümlü bir yaralanma olmamış, gerçekten de insan üzülüyor. İşte hep aslında anlık dikkatsizlikler sevgili dostlar böyle büyük kazalara sebebiyet verebiliyor. Bir başka haberimizde kurban yaklaşıyor, kurban bayramı yaklaşıyor. Sanırım böyle haberleri temenni etmiyoruz ama böyle haberleri daha çok okuyacağız gibi geliyor. Mezbahadan kaçan boğanın emlakçıya girdiği anlar kameralara yansıdı. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mezbahadan kaçan boğa emlakçıya girdi. Boğanın hem dükkana girmesi hem de kuyruğunun çekilmesi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Tabii esnaf müşteri beklerken bir anda içeriye boğa girince can havliyle esnaf da şaşırmıştır. Bu tarz haberleri umuyorum ki çok fazla sizlere ulaştırmayız. Yani böyle haberler olmaz da ulaştırmayız. Kurban Bayramı yaklaşıyor, artık kaçan boğalar, elini kesenler vesaireleri görmek olası. Onun için bütün kardeşlerimizi buradan uyarmış olalım. Aman dikkat edin. Anlık telaşlar, acelecilik çok faydalı işler değil bunlar. Hani eskiler de söylemiş, acele işe şeytan karışır. Acele olacağımız yer hayırlı işler. Hayırlı işlerde acele edelim. Evlendiriyorsak birilerini araya fitne dedikodu girmesin diye acele edelim eyvallah. Ama bazı işlerde acele etmenin hiç anlamı yok. Bilhassa kurban kesiminde işte bu tarz işlerde dikkat etmek lazım. Çünkü hayvanlar da ürküyor. Eskiler gibi değil. Her yer bina, her yer taş, her yer heykel. Hayvanlar da görünce tabii ürküyorlar. Şimdi başka bir haberle devam ediyoruz. Oldukça ilgi çekici ve komik bir haber. Arkadaşlarını kondukları binanın üzerinden aşağı atan muzip martılar arkadaşlarına güldüler. Görenleri şaşırtan ve tebessüm eden video sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Videoya bakıyoruz. Demek ki kıymetli dostlar, hayvanlar aleminde de düşenin dostu olmuyormuş gerçekten de. Hayır, martıların düşen arkadaşlarına böyle gülmeleri de oldukça ilgi çekici. Sosyal medyada zaten video birçok kez paylaşıldı. Dediğim gibi hayvanlar aleminde de düşenin dostu olmuyormuş. Bunu bu martılar bize gösterdiler. Maalesef bir başka haberle devam ediyoruz. Maalesef diyorum çünkü üzücü bir haber. Bağcılar'da özel odalı istismar iddiasıyla
bir kişi tutuklandı. Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş.'yi linç edilmekten polis kurtardı. Küçük kızın kurtarıldığı sucu dükkanında ses yalıtımlı yapılan özel bir bölme bulunduğu belirtildi. Şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Lütfen ya. Abi bizim polisimiz yapma. Ya lütfen sana polisimiz. Ama ne olur yeter işte. Boşalım. İğrenç olayın adresi Bağcılar'da şüpheli bir kişi istismarda bulunduğu çocuğun sesi duyulmasını bu dükkanın içine ses yalıtımı yaptırdı. Hiç böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyorduk. İnsanın ne olduğunu bilemezsiniz tabii. Namussuzun tekiymiş. Sen dükkanın karşısında oturuyorum ben burası. Geçerdim buradan, su da almazdım ben ondan. Pek hoşuma giden bir adam değildi yani. Kendi haline biriydi. Çocuklarla bazen motorun arkasından fasolardan götürüyordu. Ama kendi çocuğumu, kimin çocuğu olduğunu bilmiyordum. Evet, iddialar bu yönde kıymetli dostlar. İşin ilginç ve üzücü yanı ise aynı şahsın 2009 yılında da benzer bir iddia ile gözaltına alınmış olması. Bu oldukça ilginç ve sıkıntılı bir durum. Gerçekten de yani 2009 yılında böyle bir iddia, yani çocuk istismarı oldukça sıkıntılı ve tehlikeli bir iş, böyle bir iddiayla gözaltına alınıyor. Şimdi aslında yapılması gereken şey şu: bu tarz suçu sabit olan insanlar muhakkak gözetim altında tutulmalı yetkililer tarafından. Çünkü tamam sosyalleşsinler, tamam işte hayata karışsınlar, fakat yani bu bir ruh hastalığı, bunu kabul etmek lazım. Yani bu bir sapkınlık. Bu tarz sapkınlıkların artık müptelası olmuş insanlar diyelim, muhakkak yetkililer tarafından göz önünde tutulmalı, takip edilmeli ve belki de o bölgede insanlar uyarılmalı düşüncesindeyim. Şimdi ilginç bir haberle daha devam ediyoruz. Bu İstanbul'da yaşanan bir olay. VTR'si ekranlarınıza şimdi gelecek sevgili dostlarım videosu. İlginç anlar İstanbul'da bir binada yaşandı. Elinde poşetle binaya giren kişi iddiaya göre ayakkabıları aldı. Sonrasında ise güvenlik kamerasını fark edince geri koyup yerine bıraktı. Ekranlarınıza da geliyor zaten. Kişi ayakkabıları önce alıyor. Ya ne kadar üzücü bir durum değil mi? Yani ayakkabınızı kapınızın önüne güvenle koyamıyorsunuz. Toplumsal bir ahlaki çöküş var maalesef ki. Allah'ımız neslimizi düzgün olanlardan eylesin, düzgün yetişenlerden eylesin. Şahıs güvenlik kamerasını görünce ayakkabıları geri bırakıyor. Aslında olay şu sevgili dostlarım, bir güvenlik kamerası var hepimizi çeken, Allah'ın kamerası değil mi? İşte çocuklarımıza, nesillere, insanlara o güvenlik kamerasının hep yayında olduğunu anlatabilsek, hani ne derler? O görüyormuş gibi, yani onun gördüğünün bilinciyle yaşamak, görüyormuş gibi değil, onun gördüğünün, Rabbimizin gördüğünün bilinciyle yaşasak herhalde bu ahlaki çöküşlerin tamamı yok olup gidecek. İnşallah tez zamanda öyle bir toplum haline geliriz. Bu hırsızı bu günahtan güvenlik kamerası korumuş. Umuyoruz ki gerçek güvenlik kamerasının da bir gün farkına varar ve daha düzgün bir insan olmak için gayret gösterir. Yine Adana'dan bir haberle devam ediyoruz. Bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da Metin Mert Özer'in okula gidip gelirken kullandığı bisikleti evlerinin verandasından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızın peşinden koşan Özer yakalayamadı hırsızı. Bisikletin bulunmasını isteyen Özer 3 yıl boyunca para biriktirip babamın da desteğiyle 3.900 liraya almıştım dedi ve sitem etti. Bakalım neler yaşanmış o akşam.
kardeşim diye hiçbir şey yapmadım. Seslendim kardeşime. Ses çıkmayınca ben de çıktım, ben dışarıya baktım. Yani bisikleti almış buradan kaçıyor. 3 yıl boyunca ben paramı topladım, üstüne babam da biraz ekledi. Ben öyle almıştım bisikleti. Ne kadar aldın? 3.900 almıştım. Sevgili dostlarım, böyle bir haber. Maalesef ki çocuk okula bisikletiyle gidip geliyormuş ama bir anlık gaflet, işte yani adam ayakkabıyı çalıyor. Bisikleti görünce çalmaz mı? Rabbimiz hidayet versin hepsine. Ne diyelim? Başkasının malıyla yaşamak, başkasının parasıyla hayat sürmek artık alışkanlık oldu gibi bir şey. Yani bu kredi kartları da böyle aslında. Bizim olmayanla yaşıyoruz. İşte bir ekonomik sıkıntıdan bahsediyoruz. Diyoruz ki evet, ekonomik sıkıntı var ama İşte AVM'lere gidiyorsunuz, restoranlara gidiyorsunuz. Orada da ciddi bir alışveriş dünyası böyle hareket ediyor. Ticaret sitelerine bakıyorsunuz, öyle alışverişler, böyle kargolar gidiyor geliyor, kargo firmaları artık yetişemiyorlar. Aslında bunların tamamı, yani bu başkasının parasıyla yaşama alışkanlığı. Bu kriz de, ekonomik kriz de böyle. Adamlar elimize bir kredi kartını tutuşturdular. Kardeş, eşinden dostundan borç almana gerek yok. Çünkü şimdi sen birisinden para istediğinde utanıyorsun abi, çekiniyorsun. Utanıp çekindiğin için ihtiyacın kadarını istiyorsun, daha fazlasını isteyemiyorsun ve hemen vermek mecburiyetinde kalıyorsun. Ama şimdi senden hiç para istemeyen biri ve sana istemediğin kadar para veren biri olunca haliyle başkasının parasıyla yaşamaya başlıyoruz. Kredi kartı tam olarak böyle. Ödemeye gelince işte orada sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ondan sonra da geçinemiyoruz. İşte insanlar aylıklarını alıyorlar, kredi kartlarına yatırıyorlar. Böyle bir kısır döngünün içerisine giriyoruz. Aslında hani en doğru şey var olanla yetinebilmeye çalışmak, var olanı kullanmak. Onun dışında çok mecburi ihtiyaçlar yoksa ekstra paralarla, bizim olmayan paralarla hayat sürdürmek sıkıntılı. Çünkü nihayetinde yani olmadığı için başkasından aldık. Bir daha onu oraya tamamlamak için ekstra bir gelir elde etmemiz lazım. O da yoksa işte o zaman sıkıntı. İşte şimdi sıradaki haberimize tam da böyle bir haber. Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yanlış duymadınız. Adam borcunu alamadığı için alacaklısının evine ses bombası atmış. Adana'da bir kişi parasını alamadığı kişinin evinin önüne ses bombası attı ve kaçtı. Bakalım neler yaşanmış. Lan bir de orada durmuşlar lan. Abi gördüm. Attığı gibi patlasaydı yakalamıştım. Bak patlamıyor, önce gördün mü? O attıkları şey ne ya? Ses bombası. Ses bombası mı? Gaz aşağıda var böyle küçük. Çakmak gazı. Şimdi sizin de ekranlarınızda sorduğunuz, bizim de burada sorduğumuz, yayın yönetmenimizin de içeride sorduğu bir soru. Ses bombası yangın çıkartabiliyor mu? Demek ki çıkartıyormuş. Görüntüler onu göstereyim. Şimdi uçak, bizi izleyenler arasında uçak kullanmayan yoktur belki. Çok az insan vardır. Şimdi bilmiyorum hiç yaşadınız mı ama uçağa bindiğinizde hani o acil çıkış kapısı var. Daha geniştir. Mesela ben tercih ederken oraları tercih ederim. Uçakta işte koltuk seçeceğim zaman, çünkü orası acil çıkış kapısının önünde onu o diz boşluğu biraz daha fazladır. O acil çıkış kapısının önündeki koltuğa oturduğunuzda işte hostes gelir, der ki herhangi bir sıkıntı anında kapıyı açıp burada insanlara yol göstereceksiniz, bunu kabul ediyor musunuz vesaire diye size bir takım sorular sorar. Siz de kabul ederseniz orada oturursunuz, etmezseniz başka yere geçersiniz. Ama hep merak etmişimdir, yani bir psikopatın biri bu acil kapısında otururken bir anda uçak havadayken, yani kaç fit yükseklikte, ya acil çıkış kapısını açsa ne olur? Hani o filmlerde uçağın içindeki her şey böyle kapıdan böyle bir hortum gibi rüzgarla gidiyor ya. Acaba öyle bir şey olur mu? Olmaz mı? Hep bunu merak etmişimdir. Maalesef ki merak ettiğimiz bu şeyi
birisi Güney Kore'de gerçekleştirmiş. Canı sıkıldığını iddia eden yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmış. Güney Kore'de bir yolcu uçuş sırasında acil çıkış kapısını açtı. Yolcu inişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınmış. Polisin sorgusunda psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etmiş ve yaptığından pişman olduğunu söylemiş. Tabii artık Güney Kore devleti ne yapacak, nasıl bir ceza uygulayacak onu zaman gösterecek. Fakat uçuş şirketi acil çıkış kapısı önündeki koltuk biletlerinin satışını bu olaydan sonra durdurmuş. Şimdi tabii artık herkesin bir bahanesi var. Adam bir şey yapıyor. Niye yaptın kardeşim? Psikolojim bozuktu. Bir söz vardı. İstanbul'un suyuna antidepresan karıştırsam millet ancak öyle rahatlar diye bir tweet vardı. O aklıma geldi böyle. Demek ki mesele Kuzey Kore'de de öyleymiş. Kore'de de aynı şey geçerliymiş. Ben şunu düşünmüştüm. Hatta bunu bir arkadaşımla bir uçuş esnasında sormuştum. Yani ne olur diye. Abi bence demişti pilotun orada bir kilit düğmesi vardır. O kilit düğmesine basınca uçak uçma yani o kapı açılmaz. O kapının açılması için pilotun o kilit düğmesini açması buradan da yolcunun elini açması gerekiyordur diye düşünmüştük. Demek ki öyle değilmiş. Bilmiyorum bu haberi paylaşmakla ne kadar hani doğru bütün haber ajanslarına yansıdı, gündeme geldi. Ama hani bizde de psikolojisi bozuk biri acil çıkış kapısını açmaya kalkarsa ne olur? Allah korusun. Rabbimiz muhafaza eylesin. Ama tabii görüntülerden de gördüğünüz kadarıyla bir hava boşluğu oluşuyor. Ama uçak kazasız belasız aşağı inebiliyormuş. Yani öyle bir tehlikeli, çok ciddi bir tehlikeli bir durum yok. Ama yine de belki de artık hosteslerin birazcık daha o kapının önünde duranlara, çıkış kapısının önünde duranlara dikkat etmesi, böyle biraz daha sorumlu tiplerse tedbir alıp onları kaldırması gerekiyor düşüncesindeyim. Sevgili dostlarım, başka bir haberle devam ediyoruz. Tabii herkes bir umut dünyası yaşıyor, gidiyor. Herkesin derdi daha iyi, daha refah düzeyi yüksek bir ülkede, bir dünyada yaşayabilmek. Savaşın olduğu bölgelerde, işgalin olduğu bölgelerde maalesef ki insanlar daha fazla kaçıp kurtulmanın peşine düşüyorlar. Ve gayri resmi göçmenler çeşitli yollarla o süreci tamamlamaya çalışıyorlar. İşte onlardan bir tanesi yine Türkiye'de gerçekleşti. Göçmenler bakın nasıl ve ne halde yakalandılar. Şurada buzluk oluşturmuşlar. Ya içeride bir sürü insan var. Zula yapmışlar. Türkçe bilen var mı? Türkçe bilen. İyi misiniz? Çok fazla insan var. Gel çık. Gel. Birer birer çık. Gel. Gel. Geç konuşsun. Sevgili dostlarım, olay videoda da izlediğiniz gibi Muğla'nın Menteşe ilçesinde durduruldu kamyonet ve kasasındaki tuğlaların arasında gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. İki organizatör ise tutuklandı. Görünmemek için, anlaşılmamak için sanki arabanın içi tuğlalarla doluymuş gibi gösterilmiş ve 13 kaçak göçmen o aralara sıkışmış. Tabii üzücü bir durum. Yani kimse bu halde seyahat etmek istemez. Uçaklarda bile, işte ne bileyim en lüks araçlarda bile, özel araçlarımızda bile bir yerden bir yere giderken yorulduğumuz şu dünyada, şu 21. yüzyılda insanların yaşadıkları maalesef ki içler acısı. Herkes kızıyor bu insanlara. Yani kardeşim niye kaçıyorlar, niye yapıyorlar? Abi ne yapacak? Yani adamın başka bir şansı yoksa, daha iyi bir yaşam, daha güvenilir bir yaşam derdindeyse yapacak başka bir şey de yok maalesef ki. Kimse şu halde keyfinden seyahat etmez. Ya da bir yerden bir yere çoluk çocuk sırtına çocuğunu bebeğini bağlayıp geçmeye çalışmaz. Yani Yunanistan'ın göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Hepimizin hafızasında aylan bebek. O botları batırıldığı için suda boğulan çocuklar, insanlar hepimizin hafızasında maalesef ki. Ve
Kimse bunu keyfinden yapmıyor. Bu çok önemli. Yani insanlara kızıyoruz ama, kızılıyor ama kimse keyfinden bunu yapmıyor. Kimse çocuğunu sizden daha az sevmiyor. Mecbur. O şartlar onu oraya zorlamış maalesef ki. Ama şimdi birazcık daha ümit var, güzel haberlerle devam edeceğiz. Belki siz de ekranlarınızın başında şunu dediniz. Yahu Recep Kara, Cumhurbaşkanımız seçimi kazandı. Siz daha paylaşmadınız. Hep üçüncü sayfa haberlerini verdiniz. Niye? Efendim biz güzel ve mutlu haberleri sona bırakalım da aklınızda güzel ve mutlu şeyler kalsın. Hafta sonunuz güzel geçsin istedik. Onun için habercilik anlayışına bir ters köşe yapalım dedik. Normalde bu tarz haberler başta verilir, sonrasında üçüncü sayfa haberleri verilir. Ama biz dedik ki bizi izleyenler bari programı hani mutlu bitirsinler, mutlu ayrılsınlar, yüzlerinde tebessümle ayrılsınlar. Böylece bizi de hafta boyunca iyi hatırlarlar. Haftaya bir daha bizleri izlemek isterler diye düşündük. Sevgili dostlarımız, işte aslında o mültecilerin de sevineceği, bütün mazlumların sevineceği, sevindiği bir durum yaşandı. Ne oldu? Türkiye ikinci tura gitti seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 52.16 oy alarak ikinci turun kazanan ismi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinin ardından Kısıklı'da zafer şarkısı söyledi. Bu anlar ise bütün sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Sevgili dostlarım, yani duyanlara duymayanlara biz bu şarkıya Cumhurbaşkanımızla birlikte gerek teknik masa, yayın yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz, burada ben hepimiz eşlik ettik. Eminim ki her ne kadar şarkıdan sözden hoşlanmasanız da, hoşlanmıyor olsanız da siz de eşlik etmişsinizdir bu şarkıya. Duyanlara duymayanlara yani. Biz duyurmuş olalım. Tabii şimdi bu Cumhurbaşkanlığının zaferi, Cumhurbaşkanımızın seçimi kazanmış olması birçok abimizi de sevindirdi. Mesela biz ekranlara getirmedik abimizi yansıtmamak, göstermemek için ama özellikle getirmedik. Ama mesela bir abimiz hepiniz sosyal medyada görmüşsünüzdür. İşte sarıklı, cübbeli, şalvarlı bir abimiz o sevinçle oyun oynamıştı. Oynamıştı, bayağı da iyi oynamıştı. Öyle. Devam ediyoruz. Tabii Türkiye burası. İlginç haberlerin, değişik durumların ülkesi. Bizim milletimiz şahsına münhasır bir millet. Oy kullanımı sırasında kendini kaptıran seçmen sınıftakileri korkuttu. Ya hak diyerek mührü sert şekilde oy pusulasına vuran vatandaşın görüntüleri gündem oldu. Ya hak! Ya hak! Abi siz millete çocukları Ertuğrul'la, Büyük Selçuklu'yla yetiştirirseniz, Diriliş Ertuğrul'la yetiştirirseniz işte böyle. Şimdi bu görüntülerde tamamını görmüyorsunuz ama orada sandık görevlileri falan korkuyorlar. Arkadaş öyle bir vurmuş ki yani küffara kılıç çalar gibi vurmuş ya hak diye. Oradaki insanlar da bir tedirgin oluyor. Ne oluyor falan diyorlar. dediğim gibi Diriliş Ertuğrul'la büyütürseniz nesli böyle olur. Biz şikayetçi değiliz. Onu da söylemiş olalım. Sevgili dostlarımız, seçimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kazanmasının ardından Mescid-i Aksa'da ümmetin lideri Erdoğan diye sloganlar atıldı. Tekbirler getirildi. Türkiye Türkiye'den büyüktür dedirten olay bakın kameralara nasıl yansıdı. Erdek yatar Mescid-i Aksa bir şeyler yapılıyor. Çok doldur içler. Şehir tutular. Allah'a emanet olun.
Evet, Türkiye Türkiye'den büyüktür. O ya hak diyerek oy kullanan kardeşimizin aslında gösterdiği şey şuydu. Ya hak diyerek vurdu ya, bir öncesi vardı, bir sonrası. Sonrası işte Mescid-i Aksa'ydı, Kudüs'tü. Sonrası işte sevgili dostlarım Filistin'di. Sonrası Suriye'ydi. Mazlumların olduğu bütün coğrafyalarda. İşgal altındaki bütün Afrika kıtasıydı belki de. Onun için bütün dünya bu seçimlere sevindi. Onun için Türkiye Türkiye'den büyük sevgili kardeşlerim. Bunun farkında olmak önemli bir duygu. Şimdi Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimiz tabii sevindi. Niye? Müslümanlar seviniyorlar. Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın derdini dile getiren bir cumhurbaşkanının Türkiye'de yeniden seçimi kazanmasını kutluyorlar. Tekbirlerle kutluyorlar. Hani birileri o gün şey demiştik, tweet de atmıştık. Ya işte şampanya patlatarak ya tekbir getirilerek kutlanılacak. Elhamdülillah ki tekbir getirilerek kutlandı. Ümit ediyoruz, niyaz ediyoruz ki inşallah Mescid-i Aksa'da, Alsancak'ta bir gün dalgalanır. Şimdi olmaz demeyin sevgili dostlarım. 40 yaş üstünün bilhassa, şu anda bizi izleyen 40 yaş üstü dostlarımızın, büyüklerimizin bilhassa zamanında, yani 10 yıl önce, çok ötesi de değil ha, 20 yıl önce hayal dediği bir şeyi yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Ayasofya'da namaz kılıyoruz. Ayasofya'ya biletle değil, abdestle giriyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17. kez kazandığı seçimi vatandaşlar Ayasofya'da, Ayasofya Camii'nde tekbirlerle kutladılar. 40 yaş üstünün bilhassa, tekrar ediyorum, hayal olarak gördüğü o güzellik elhamdülillah gerçekleşti. Ve hani biz göremeyiz ama belki siz görürsünüz evladım diyen amcalar bile orada tekbir getirdiler. Onun için Kudüs hayalinizden, Mescid-i Aksa hayalinizden vazgeçmeyin. Şimdi o güzel görüntülere gidiyoruz. Sandık başında renkli görüntüler de ekranlara geldi. Kimi yöresel kıyafetlerle, kimisi kostümle, kimi de gelinliğiyle oy kullanmaya gitti. Bunlardan biri de Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan'dı. Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanını gören vatandaşlar ve sandık görevlilerinin ise ilgi odağı oldu. Paşa isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi. Görevimize, yerine geldik, vatandaşlık görevimize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Paşa. Paşa. Bu da en meşhur papağanı da. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sen bizi tanırma. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü selam olsun ki görevimizi yaptık. İnanın sabaha kadar bol bol dua ettim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İyi Cumhurbaşkanımızı getirmek için tekrar oyumuzu kullandık Allah'ın izniyle inşallah. Paşa benim bir bütünüm. Ben paşa olmayınca yarım oluyorum. Haberi gördünüz. Bu kadar mı? Biz renkli bir ülkeyiz. Adana'da da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı sandıkta okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın'a yoğun ilgi gösterdi. Araba çıkmasa engel olur.
Atma bir bize bak. Tam öyle. Tut atma. Çekin arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim bayağı kültürümüz gibi oldu. Yani dünyaya örnekleri, dünyaya bayağı tarih dersi veriyoruz gibi bir şey. Ben de buna bir farkındalık yaratıp bu şekilde oy kullanmak istedim. Evet, seçmen bu kadar renkli olursa bakanlar, seçilenler de renkli olmaz mı? Olur tabii ki. Efendim, son dönemin en sevilen bakanlarından biri Süleyman Soylu ve kendisi halkın içinde. Onu bir zaman görüyoruz ki motorla bir yerden bir yere gidiyor. İşte başka bir zaman çok sinirli, böyle hepimizin kızdığı, hepimizin sinirlendiği şeylere böyle öfkesini böyle salarken görüyoruz. Hepimiz Allah razı olsun işte duygularımızı ifade ettiniz Sayın Bakanım diyoruz. Kimi zaman da onunla birlikte neşeleniyoruz. Kimi zaman onunla birlikte oh diyoruz. Evet, tam içimizden bir adam. İşte Süleyman Soylu'nun sesinden İlle de Roman Olsun şarkısı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Görenleri tebessüm ettiren video ekranlarınıza geliyor. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah dolu. Her kim olursa olsun, kırmızıyı severler, etsizliğini yemezler, romanlarda ilgilenirler. Çalgısız yaşayamaz ölümler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Kusura bakmayın, ses kesik ancak bu kadar götürür. Evet, Sayın Bakanımız önce vatandaşlara şarkıyı söylemiş, sonra da sesimiz kısık ancak bu kadar oluyor demiş. Ne diyelim, sesine soluğuna sağlık. Şimdi benim burada ilgimi çeken şey şu. Avrupa'da bir bakan ya da bir devlet yetkilisi bisiklete binse olay olur. Aman Allah'ım, adamlar ne kadar mütevazi, bisikletle geziyorlar, bak bizimkiler makam araçlarıyla geziyor vesaire der birileri. Avrupa'da biri bir çocukla şakalaşsa ya da efendim başka bir şey olsa, işte Süleyman Soylu gibi bir gitar çalan birinin yanında bir şarkı söylese, aman adamlar ne kadar mütevazi der, bizdeki tırnak içinde söylüyorum, birileri. Fakat bisiklete biniyorlar, görmezden geliyorlar. Şarkı söylüyorlar, ya aynılarını bizimkiler de yapıyor. Niye bu kadar batı hayranısınız kardeşim? Aynılarını, daha fazlasını yapıyorlar. Ama niyeyse bizimkiler, yani o birileri bizimkileri hiç görmüyor, batıdakileri görüyor, onları örnek alıyor, onlara hayranlık duyuyor. E peki bizde benzeri olduğunda görmek zorunda kalırlarsa ne yapıyorlar? O zaman da iftira atıyorlar. Geçtiğimiz hafta haberlerde vermiştik. Cumhurbaşkanımız torununu şöyle yanağını sıkarak şöyle seviyor. Adamlar Cumhurbaşkanı oy kullanırken çocuk tokatladı diye iftira atıyorlar. Bunun haberini yapıyorlar. Düşünün şimdi. Yani görürlerse de bizdeki mevzuyu böyle görüyorlar. Onun için hiç görmesinler. Biz halimizden memnunuz. Evet, artık programın sonuna geldik. Son bir haberle sizlere veda edeceğiz sevgili dostlarım. Bu haberi sizlerle paylaşmadan önce şunu söyleyeyim. Niye sona koyduk bu haberi? Kızın, sinirlenin, öfkelenin diye değil. Ne kadar çok hasta ruhlu, birilerinin ne kadar hasta ruhlu olduğunu görün. Ne kadar ibret verici derecede böyle uzak durulması gerektiğini görün de, böyle hani birazcık da oh çekemeyin, biraz daha çekemeyin, rahatsız olun deyin, içinizin yağları erisin. Onların o öfkesini görünce, o kızgınlığını, o hazımsızlığını görünce birazcık da mutlu olun diye sona getirdik. Tabii ben şunu söyleyeceğim. Şimdi hangi siyasi görüşten olursanız olun, hangi inançtan olursanız olun, hangi dünyevi sistemi desteklerseniz destekleyin. Fark etmez. Ama insanlara saygı duymak zorundasınız. İnsanların değerlerine saygı duymak zorundasınız. Bahsettiğiniz o demokrasinin getirdiklerinden, insanların seçimlerinden, tercihlerinden rahatsız olamazsınız. Böyle bir durumunuz, böyle bir hakkınız yok. O demokrasi
o seçim, o sandık kimi kazandı diyorsa, bu halk kimi seçmişse ona ve o halkın o seçimine saygı duymak mecburiyetindesiniz. İsteseniz de istemeseniz de saygı duymak zorundasınız. Eğer sizi rahatsız edecek, kafanızın ayarlarını bozacak kadar psikolojik sıkıntınız varsa devletin çok güzel doktorları var, akıl hastaneleri var. Gidin orada tedavi olun, bu takıntınızdan kurtulun. İşte böyle takıntılı, hasta ruhlu, radikal muhalif, kendi halinde hiç kimseye zararı olmayan bir amcayı bakın nasıl rahatsız etti. Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı kendi halinde yaşlı bir vatandaşı taciz ediyor. Kafası takkeli tipler. İşte bak tam bu tipler. Bunlar yemelmeden biz gibi yiyemeyiz yani. Yani gerçekten. Şimdi bak 24 saat sen bu amcayı anlat. Gördüğünüz gibi nasıl tahrik ediyor. Yani taciz deyince illa farklı bir cinsiyete farklı bir şey. Bence yetkililer bu adamı tutuklamalı. Küfür ediyor bir. Kendi halinde hiç kimseyle işi gücü olmayan, ona bile muhatap olup uymayan o amcayı bildiğiniz rahatsız ediyor. Düşünsenize yolda otobüs bekliyorsunuz. Affedersiniz çok özür diliyorum ama ahman biri. Yani daha fazlasını siz söyleyin ekranlarınızdan. Ben buradan söyleyemiyorum. Ama ahman biri geliyor. Yani bu babanız olabilir, siz olabilirsiniz, bir başkası olabilir. Çevresinde dönüyor ve onun takkesine, bastonuna hakaret ediyor. Yahu kardeşim, bunlardan inanın, yani siz hangi ayarın adamısınız bilmiyoruz da, bunlardan muhalif kesim de rahatsız. Yani bunların bu tavırlarından, seçim öncesi de gördük böyle saçma sapan tiplerin hakaretlerini, işte küfürlerini. Umarız ki tez zamanda bu tarz insanları taciz eden, insanları rahatsız eden, insanları ötekileştiren, bir de sosyal medyada bunu özellikle yapanların inşallah yakın zamanda kanun önünde hesap verme zamanları da gelir. Sevgili dostlarım, bu haftalıkta birlikteliğimizin sonuna geldik. Ben Recep Kara. Sürçülisan eylediysem affola. Beşeriz efendim, şaşmış olabiliriz. Rabbimiz fırsat ve ruhsat verirse inşallah haftaya cumartesi yine saatlerimiz onu gösterdiğinde görüşmek ümit ve temennisiyle. Mutlu hafta sonları.